Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz eğitimci yazar Hülya Akay Tamkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle buraya davet edildiğim için kendi adıma sevinçliyim. Evet, 1975 Ankara doğumluyum. İlk öğretimimi ve ortaokulu Yeni Mahalle'de okudum. Hacettepe Üniversitesi'nde lisansımı ve yüksek lisansımı tamamladım. Öğretmenlik yapıyorum, Türkçe öğretmenliği yapıyorum. İki tane kitabım var, şiir ve hikaye kitabım. İki çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Böyle. Çok tebrikler. Daha nice başarılar diliyoruz. Bu konuya ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Evet. İkinci çocuğum doğumdan sonra yazdıklarımı bir araya getirme ve onların bir kaybolmaması için toplama yapmaya başladım. Ve topladığım şeyleri bir yayın eviyle görüştüğümüzde henüz basmak istemiyordum. Budalarının bir lafı vardır. O der ki, ayılar yavrularını yalaya yalaya büyütürler. Yani siz de ürünlerinizi yayınlamakta çok acele etmeyin derler. Ben biraz daha geç bir zamanda düşünüyordum ama o zamanki koşullar içerisinde hepsini birden sanki kaybolacakmış duygusuyla bir araya getirdim. Yayın evinde başladı ve o süreçte aynı şekilde devam etti. Evet, kitaplarınız hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Saklanamam Hayat, Bulduğun Yerde Sobele şiir kitabım, ilk göz ağrım. İkinci basımı yapıldı, şu an üçüncü basımına gireceğiz. Kültür Bakanlığı satın aldı, 81 ilde kütüphanelerde şiir kitabım var. Oldukça hadi edebiyat anlamında patlama çok olmayabilir ama benim için bir kitabın bir senede satılması çok büyük bir başarıydı. Ve hemen ertesi yıl ikinci basımına girdik. Hülyalı hikayeler daha sonraki yıllarda bir şairin gözünden nasıl hikayeler, nasıl uzun metinler yazıları gibi bir ısrarın neticesinde ortaya çıktı. 19 tane hikaye var. Öyle. Çok güzel. Ne tarz şiirler yazdınız? Şiirlerimde hayattan süzdüklerimi yazıyorum. Yani şiirin her şeyle ilgili, yazılabileceğiyle ilgili bir iddiam var. Yani şiir sadece aşktan bahsetmez. Hayatın içinde yapmış olduğumuz her şey bir şiirle tanımlanabilir ya da bir şiir konusu olabilir. Yazma sınırsızdır, sonsuzdur. Kişilerin kendilerini ifade etme biçimidir diye, bir araçtır diye düşünüyorum şiiri. Şiirlerimde ben kendi düşüncelerimi, duygularımı, gözlemlerimi, acılarımı, üzüntülerimi veya mutluluklarımı, sığdıramadıklarımı, içime sığmayan artık taşan duygularımı ifade etmeye çalıştım. Şiir benim için bir ifade biçimi. Çok güzel. Öyküleriniz genelde hangi konular üzerineydi? Öykülerim de daha çok bireylerin ön planda olduğu. Yani böyle durum öyküleri de var. İçinde insanların yaşamlarıyla, onların yaptıklarıyla ilgili böyle psikolojik çözümlemeler de yaptığımı düşünüyorum. Okuyucuların tabii yorumlarıyla, sonuçlarla biz ne yazdığımızı bilebiliyoruz. Benim kafamdaki tasarımlara göre yazmak istediklerimi yazdım ben. Benden çıktı. Çünkü bu bir süreçtir ve bu süreç içerisinde ben bana hikayesini yazdırmak isteyen binlerce insanla şey oldum. Yani bir araya gelmek durumunda kaldım. Parktaki bir bayandan, işte ne bileyim okulumdaki bir öğretmen arkadaşımdan ya da işte çevrede kendiyle ilgili önemli bir şey yazdırmak isteyen insanların hayat hikayelerinden oluşuyor hikayelerimde. Yani biyografi tarzında denebilir, öz yaşam öyküsü denebilir. Yani çeşitli hani kesitleri var. Size ilham veriyor birçok şey. Evet. Ben ilham alıyorsunuz. Ne güzel. Sizin en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Bunu biz de sormak yerine yani eğer okuyucu perspektifi oluştuysa, eğer onlar bizimle ilgili onun yazısı şöyledir, bunu böyledir diye geri dönütlerden bahsedersem şiirler için biraz garip akımına benzetiliyorum. Dişi Orhan Veli diyorlar. Orhan Veli gibi biraz hayatla dalga geçtiğim ya da işte onun Süleyman Efendi'nin topuğuna şiir yazdığı gibi, Nasır'ına şiir yazdığı gibi. Benim de öyle bir iddiam olduğu dolayısıyla mı bilmiyorum. Yani değişik yaklaşımlar var. Hikayelerimle ilgili yorumlar da güzel şeyler duyuyorum. Yani
sıradan hayatları sıra dışı şekilde anlattığım söyleniyor. Ben onların yorumuyla söyleyebilirim. Çünkü bu bir süreç. Bir yazarın kendini ifade etmesi yıllar içerisinde olan bir şeydir. Yani ben buyum diyemezsiniz. Zaman gösterir sizi. Kalıcı mısınız, değil misiniz, neler yaptınız, nasıl bir yol izlediniz. Bunu dediğim gibi biraz zamanı bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenlik açısından da çok yönlü, renkli ve çocukları yazma becerisi kazandırmaya çalışan bir öğretmenim. Farklılığım bu olabilir. Harika. Geleceğe dair projelerinizden, hedeflerinizden bahseder misiniz? Geçen yıl yapmış olduğumuz çalışmalar vardı. Valilikte bir çalışmamız oldu. Hala devam ediyor bu proje. Bilgi Yazarlar Projesi. Böyle projelerin çok olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yazmak bir şifalanmadır. Çocuklarımızın okumayla, yazmayla ilgili eksikleri fazla. Ve gelecek kuşağı teknolojik bir böyle duygusuz, sadece mantıkla düşünen, sadece olması gerekeni yapan robotik bir nesil bırakmamak için yazma ve okumaya çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Benim yani kafamda değişik projeler var ve projelerden uygun, yakın olanlar olursa birebir dahil oluyorum. Ama kendime dair ileride de yazarlık okulu açma gibi, çocukları yazma becerisi kazandırma gibi hedeflerim var. Ne güzel. Umarım en kısa zamanda hedeflerinize ulaşırsınız. İnşallah. Peki yazarlık yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Yazarlığa şöyle tavsiyelerde bulunabilirim. Bireysel bir edinimle yazar olunuyor. Yani herkesin birey olarak düşünceleri farklı, algısı farklı, yazması farklı ve kişilerin yazma becerilerini geliştirebilmeleri için çok yazmaları gerekiyor. Yazmak için de çok okumak gerekiyor. Okuma becerilerini geliştiren, yazmaya istekli olan ya da bununla ilgili teknik geliştirmeye çalışan insanlar zaten değişik yerlerden hani edinimlerde bulunabiliyorlar. Çok yazsınlar, yazdıklarını değerli bulsunlar, atmasınlar. Çocuklara da çok söylüyorum ben bunu. Benim ortaokulda ya da lisede o ara belki ergenlik gibi görünen bir duygumu ifade edişimi şu an ifade edemiyorum. Çünkü o zamanki duygular, düşünceler farklıydı, şimdi farklı. Yazdıklarını kıymetli bulsunlar, özel bir yerde saklasınlar ve zamana geldiğinde de yayınlayabilirler. Bunu tavsiye ederim. Harika bir tavsiyeydi. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Özellikle okuluma sevgiler göndermek istiyorum. Öğrencilerim programı izlemek konusunda çok heyecanlıydılar. Çocuklarımıza dediğim gibi okumayla, yazmayla ilgili önerilerimiz oluyor. Ve bununla ilgili değerli çalışmaların içerisinde de kimi zaman bulunabiliyoruz. Bu çalışmaları devam etsinler. İlgisi olan, sevgisi olan çocuklar bu işi bırakmasınlar. Ve süreç içinde kalıcı olmaya çalışsınlar. Bunu önerebilirim. Ne güzel. Bugünkü konuğumuz eğitimci yazar Hülya Akay Tamkan'dı. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ve daha nice başarılar, projeler İnşallah. Diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.